Sevgili dostlar merhaba. Arabesk veya fantezi tarzında aranjman işleri geldiğinde aranjelerimi yaparken sıklıkla tosladığım bir duvar vardı. Bu tarz aranjmanlarda yoğun olarak tercih edilen enstrümanlar keman gruplarıdır aslında. Yani keman grubunu aranjede bir şekilde tınlatmanız lazım ve ona okeylendikten sonra yaptığınız şeyler onaylandıktan sonra da bu keman gruplarını muhakkak canlı çaldırmak zorundasınız. Fakat aranjeyi yaparken bu kemanları sanki çaldırmışçasına müşteriye de dinletmeniz gerekiyor ki müşteriniz bu konuda hoşnut kalsın. Ben burada ne yapıyorum? Yani aslında size şunu söylemem lazım. Günümüz MIDI teknolojisinde tamperaman sistemde bizim ülkemizdeki İstanbul Strings ya da Gündem Yaylı grubu gibi keman tınılarını yakalamanız mümkün değil. Fakat bunun sadece bir yere kadar taklitlerini yapabilirsiniz. Aslında söylemek istediğim şey şu. Demolarınızda iş görebilecek kadar bir keman yazın ve bu kemanları da sanki varmışçasına tınlatın. Müşteriniz okeylediği takdirde yarattığınız bu keman duyumunu notaya çekip canlı canlı çaldırın. Muhakkak çaldırın. Çünkü ülkemizde bu işi dünya çapında yapan çok değerli gruplar var. Dediğim gibi İstanbul Strings ya da Gündem Yaylı grubu bunlardan bazıları. Bu demo partisyonları yazdıktan sonra eğer bütçeler el veriyorsa muhakkak bunları canlı çaldırın. Ben burada Orhan Gencebay'ın Dil Yarası parçasını ele alacağım. Çok basit bir pilot aranjeymişçesine bir şey yaratacağım. Fakat burada videonun asıl amacı kemanların nasıl canlıymışçasına duyururuz olduğu için aranjeye çok takılmayın. Yani burada çok fazla sound kaygısına düşmeyeceğiz. Sadece temel bir yürüyüş yapacağız ve kemanları nasıl kullandığımdan bahsedeceğim aslında. Şarkı 3 vuruşlardan oluşan yaylı introsuyla giriyor. Onu yazmakla başlayalım. Tahmin ediyorum ki 140-145 BPM civarında bir metronom bilgisi var ve 3-4'lük tartımda çalınıyor. Ben 140 metronomda yapacağım bu basit aranjmanı. Girişteki partimiz bu kadar. Bu arada bunları çalarken LA Scoring Sample yani VST paketinden yararlanıyorum. Şuradan birazcık bahsetmem gereken şeyler var. Özellikle burada Norm Velocity dediği şey çok önemli. İki nota arasındaki bağlı çalma duygusunu size hangi velocity değerinde hissettireyim demek. Benim çalımım birazcık sert olduğu için ben 128'i seçtim ama siz biraz daha naif çalıyorsanız ya da klavyenizin tuş hassasiyeti biraz daha naif bir tuş hassasiyeti varsa bunu düşürebilirsiniz. Bu portwell dediği de aslında sizin portamento dediğimiz yani bağlı notaları hangi tuş hassasiyetiyle bağlama bilgisini alayım. Yani sen diyorsun ki oraya 25 şiddetinde vurduğum anda anla ki ben diğer notayı bağlayacağım mesajı veriyorsun sample paketine aslında burada. Ve violinler var, violalar var ve cellolar var. Yani keman, viola, cello. Burada 4 kişi keman grubu, 3 kişi viola, 3 kişi de cello grubu. Ve bizim ülkemizdeki keman kullanımları yaygın olarak unison parti kullanmaya, unison parti çalmaya odaklandığı için ki bu adamlar çok çok iyi, çok sesli aranjman da yapabiliyorlar. Bunu es geçmemek gerekiyor. Ben şunu yapıyorum. Cello'ları da şuradan İngiliz anahtarı gibi olan şeye tıklayıp Instrument Options'a girip -12'ye çekiyorum. Bitmedi. Ayrıca bütün hattı MIDI port 1A'dan destekliyorum. Yani ben burada bir tuşa bastığım zaman buradaki 3 enstrüman da aynı anda çalmaya başlıyor. Yani tekrardan uğraşmama gerek kalmıyor. Hemen bahsetmem gereken ikinci şey de şu. Bu az önce bahsettiğim intronun ikinci dönüşünde ikinci kemanlar da legato partiye bir üst oktavdan katılıyor. Şimdi onu da çalalım ki duyum biraz daha yakın olsun. Evet, burada işimiz bitti. Şimdi bu partisyondan sonra parçanın orijinalini dinlerseniz bir koral partisyon giriyor. Bu koral partide burundan okumak dediğimiz bazı vokal grupları var.
Bu vokal grubunu sanki varmışçasına midi enstrümanla tetiklemeye çalışacağız. Şimdi legato keman partilerini kuantize etmeyeceğim çünkü asıl çalan canlı grupları stüdyoya soktuğunuz zaman da kendi içlerinde ufak tefek böyle sarkmalar, gecikmeler olur. Bu tarz grupların sound'unu oluşturan en önemli elementlerden biridir. Yani bu adamların modomot aynı anda çalması çok zordur. Çok küçük tefek sarkmalar, itmeler, çekmeler o sound'a tadını veren şeydir. O yüzden ben de sanki onu bir nevi taklit ediyormuşçasına legato partileri özellikle quantize etmeyeceğim. Fakat bu tarz koro gibi vesaire gibi şeyleri quantize edeceğim. Güzel. Çok çok kaliteli bir koro paketi değil bu. Sesler çok çok iyi gelmiyor. Fakat dediğim gibi taslak aranje için gayet yeterli. Bu koro partisinde aralarda böyle cevap veren bir pizzicato keman partisi vardır. Pizzicato ne demek? Pizzicato şu demek. Kemanın telini yayla değil de parmağımızla çekmek. Yani sesi aslında şöyle tınlar. Hepinizin aşina olduğu, hatta küçüklükte çizgi filmlerde yoğun olarak duyduğumuz seslerden biridir bu pizzicato. Keman terminolojisine de birazcık aslında göz kırpıyoruz bu video ile birlikte. Yani pizzicato nedir, staccato nedir, trill nedir, legato nedir? Legato bağlı çalmaktır az önce gördünüz. Pizzicato çekerek çalmak. Staccato'ya birazdan geleceğiz. Şimdi bu pizzicato partiyi bir işlemeye başlayalım bakalım. Buraya da bir şey gelecek. Güzel. Şimdi şunu da bir adet yerini bulsun, kuantize edelim. Legato partileri haricindekileri kuantize etmek iyi olabiliyor. Dinleyelim. Güzel. Bu arada pizzicato partide de az önce gösterdiğim o violin, viola, cello grubunu yine az önce legato'daki mantıkla dizdim. Sadece paketin içinden pizzicato'ları seçtim. Yine cello'ları da -12 yaptım ki oktavlı duyulsunlar diye. Cello'lar bir alt oktavdan gelsin istiyorum çünkü. Ve bu koro partiye cevap veren bir trilli bir parti daha var. Fakat bu sample paketi içerisindeki triller bizim alışık olduğumuz Anadolu işte bu coğrafyanın trillerine çok benzemediği için bunları legato partiyle taklit etmeye çalışacağım. Fakat şarkıyı gerçekten çaldıracağım zaman notaya elim alıp yazdığımda o notanın üzerine bir trill işareti koyacağım. İçerideki değerli üstadlar da orada trilli çalacaklar bu partiyi. Neresi orası? Hemen görelim. Şimdi bu partisyonun bitiminde bir staccato parti gelecek. O staccato partinin bitiminde artık bütün orkestra tutti olarak yani bütün halinde ve tuşeleri de biraz yükselerek ana melodiyi artık en forte tansiyonda çalacak. Ama önce şu staccato'ya yazalım. Şöyle geliyor. Bu staccato parti ile işim bitti. Bu orkestrayı tutti'ye hazırlayan bir
elektronik müzikte drop dediğimiz ya da FX geçişi dediğimiz, fakat arabeskte yoğun olarak bu drop ve FX etkisini yaratmaya çalışan şeyler vardır. Perküsyon atakları gibi. Burada şarkının orijinalinde bir perküsyon atağı var. Böyle 64'lük notalarla bir trill yapıyor. Ben burada bongo, aslında o bongo enstrümanı. Ben bongoyu bir nevi taklit ettim. Ve aranjede yeri belli olsun diye böyle iğrenç bir sample'la, çok da uğraşmadım doğru düzgün bir sample aramak için. Orada koydum gitti yani oraya. Diğer perküsyonlarda eklendikten sonra artık tutti partiyi yapabiliriz. Şuraya da tutti parti girdiği zaman, yani bütün ensemble orkestrada çalmaya başladığı zaman bütün akompanyalar, alta bir tane geleneksel bir 3-4'lük bir loop koydum. O loop da şu. Önce loop'u yani bu çocukluğumuzdan beri 1 milyon kere falan dinlediğimiz standart bir 3-4'lük arabesk loop'u. Şimdi orkestra tutti olarak girsin. Bakalım ne olacak. Hemen ikinci partisyonu da ekleyelim az önceki gibi ikinci dönüşe. Evet arkadaşlar, şimdi keman grubuyla aslında işimiz bitti. Parçanın içerisinde diğer enstrümanlar da var bu melodiyi çalan. Bu melodileri güzel tınlatabildiğine inandığım bazı sample paketleri var. Size onlardan bahsetmek istiyorum. Onlardan biri bu Etna Audio firmasının ürettiği sample paketi. Bunu muhakkak parasını pulunu verin ve edinin. Lütfen bana videonun altında abi sample paylaşır mısın? Crack var mı bilmem ne gibi şeyler sormayın. Bu crack sorularına hakikaten çok sinirleniyorum. Öğrenci kardeşlerim eğer edinemiyorlarsa demo sürümlerini alsınlar, ya da çok bir şey yapmak istiyorlarsa gelsinler benim stüdyomda lisanslı versiyonunu kullansınlar ama crack indirmesinler. Yani lütfen bu konuda birazcık hassasım. Şimdi şarkının aslında ana omurgası çıktı sayılır. Yani işte ritim grubu ve yaylı partisyonları işimizi görebilecek kadar, soliste derdimizi anlatacak kadar var oldu. Bunlar adettendir. Şimdi bu keman topluluğunu gruplayıp bir de FX kanalına yollayalım. Bizim müşterilerimiz, özellikle bu tarz işler getiren müşterilerimiz, kemanların böyle birazcık efektli duyulmasına alışıktır. Ben burada önce birazcık delay kullanacağım ve delay'in altına da delay'i biraz toparlaması için çok basit bir reverb açacağım aslında. Tabii nihai canlı kayıt yapılmış kemanlar böyle haldır uldur mixlenmez ama ufak bir duyum elde edilecek kadar, o etkiyi ucundan kıyısından yakalayacak kadar duyurmak yeterli benim için. Şöyle bir bakalım ne halt etmişiz. Kemanları bir sololayalım. Ne yaptık efektlerken? Aynı efekt grubuna bir delay, bir de reverb açtım. Delay biraz daha bir sonraki notayla iç içe geçmesini sağlıyor. Reverb de biraz daha aynı odada ve biraz daha genişmişçesine tınlamasını sağlıyor. Ve müşteriyi böyle mutlu edecek kadar bir duyum olduğu için çok basit bir şekilde FX kanalına gönderdim. Peki bu olayı nasıl çeşitlendirebilirsiniz? Şöyle yapabilirsiniz. Bu legato partileri ve diğer partileri yine kanalı aynı şekilde kopyalayarak üst üste çalıp panlayabilirsiniz ve panladığınızda biraz daha böyle dubleliymişçesine, dubleye yakın bir sound elde edebilirsiniz. Ya da bu partisyonların 3. 5. derecelerini armonik olarak çaldırabilirsiniz. Bu sadece size bilgisayarda bu iş nasıl duyurulurun kapısını açmaya yaradı.
Umarım verimli olmuştur. En son ne yaptığımıza bir bakalım. Mesela buradaki delay'ler bana fazla geldi staccato'da. O yüzden delay'leri biraz daha küçük kullanacağım. Şurayı dinleyelim bir daha. Müthiş bongo. Arkadaşlar mevzu bu. Size ben kapıyı açtım. Geri kalanı artık sizin yaratıcılığınıza kalmış. Toparlıyorum. LA Scoring kullandık. LA Scoring'i işte violin, viola ve cello olarak 3 tane aynı anda açtık. Ve her birini aynı MIDI portundan tetikledik. Yani birinci porttan legato partileri. İşte buradaki port val ve norm val değerlerini oynadık. Şarkının duyumuna göre ve hızlı triller, hızlı legatolar nasıl oluyorsa ona göre bir değer bulduk şarkıya göre. Çalarak bulabilirsiniz bunları. Ve ikinci legato parti yani üst oktavdan çalan partiyi koyduk. Staccato parti koyduk. Pizzicato parti koyduk ve olayı bitirdik. İşte buna bas, davul, gitar, mitar eklediğinizde şarkı biraz daha demoya böyle kendini anlatacak kadar yaklaşacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazın, kanala abone olun, kanalın duyulmasına da yardımcı olun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
olması iyi olur yani. Cello mu çalsın abi? Bakayım bakalım. Bir şey oldu galiba.